Ya halk şöyle zannediyor, şimdi Mehdi deyince işte dünyadan elini eteğini çekmiş. Ondan sonra asosyal. Ya bizim çocukluğumuzdan bize bu tarif edilen odur yani anladığımız. İşte sarıklı cübbeli. Ondan sonra böyle sürekli harikalar gösterten. Ona tabi olanların da işte her türlü ihtiyacını karşılayan. Tabi olanlara da çok iyi kol kanat gerip onların hiçbir zora girmeyeceği şekilde onları yaşatan. Mesela Mehdi talebesi oldu mu sana kimse dokunamaz artık. Yani. Ne tutuklanırsın, ne gözaltına alınırsın, ne hakarete uğrarsın, ne dövülür, ne sövülürsün, ne ekonomik yönden bir zorluğun olur. Ondan sonra Mehdi'den sürekli çıkar sağlanır. Fakat Mehdi'ye yardım edilmesi yani destek olunması diye bir konu yoktur. Zaten o olağanüstü bir kişi olduğu için böyle bir şey de münezzehtir. Öyle bir şey olmaz. İnancı vardır. Onun için harika bir Mehdi beklentisi her ülkede var insanlarda. Ben usluptan anlıyorum. Mehdi halktan birisi gibidir. Herhangi bir insan gibidir. İnsanların üstündeki zincirleri ağır teklif zincirlerini kaldıracak. Peygamberimizin yaptığı gibi Kur'an ayeti var. Üstünüzdeki ağır teklif zincirlerini kaldırır diyor. Bağnazlığın, tutuculuğun insanlara getirdiği ağır teklifleri kaldıracak. Talebesi olanların başı dertten kurtulmaz söylüyor. Yani Mehdi talebesi olacak adam belayı başına almış demektir. Yani ondan gelir. Yani Mehdiyette kimse harika beklemesin. Yani böyle olağanüstü nimetler, olağanüstü olaylar beklemezsin. Belasını arayan gelir Mehdi'nin yanına. İnşallah. Yani odur. İnşallah. Arkadaşım der, ben belamı arıyorum der, gelir. Mehdi talebesinin özelliği budur. Maşallah. Yağmur gibi bela yağar Mehdi talebesine ve Mehdi'ye de. Bunun özelliği budur. Allah aşığıdır adam. İster öldür, ister az kes, hapset, ne yaparsan yap der. Ben hepsine razıyım der. Bulur Mehdi talebeliği. Bediüzzaman'ın talebeleri vardı. O asrın Mehdi'siydi Bediüzzaman, kendi asrının 13. yüzyılın. Etrafına gelenler oluyordu Bediüzzaman'ın. Yani onun besleyip geliştireceğini zannediyor. Yahut onu koruyacağını, keramet göstereceğini zannediyor. Bediüzzaman'dan bir kere görüşüyor, çıkıyor, koluna girip alıp tutukluyorlar. Tamam o kadar. Yani. Yani ilk bir hoş geldin ondan oluyor. Mesela en az bir 3 ay yatıyor beraber Bediüzzaman'la. Önce bir hücre hapsi. Poliste bir fasıl üstünden geçiyorlar o zamanlar. Artık sopa mı, eşkence mi ne oluyorsa oluyor o devirlerde. Bediüzzaman'ın bir torba yoğurdu var. Torba yoğurdu klasik. Ondan sonra pirinç torbası var aslında. Bir tane tavuğu var. Her gün yumurtluyor işte bir tane tavuk. O tavuğun yumurtasını pişiriyorlar, yiyorlar. Biraz şehriye var, arpa şey şehriye, yıldız şehriye. Onu yiyorlar. Yani herhangi bir somya, bir otel odasında veya herhangi bir evin, alelade bir evin, alelade bir odasında, yerde bir kilim. Münzevi, yaşlı bir alim kişi. Tamam harikaları oluyor ama yani zor konuşan bir insan. Şimdi oraya çıkar için gelen bir adam yahut işte harikalar bekleyen bir adam harikayla karşılaşmaz. Belayla karşılaşır. Geçenlerde ilginç birisi çıktı. Dedi ki Üstad Bey belayı zamandır dedi. Doğru yani hem küfrü için beladır hem de sürekli üstüne bela gelir. Talebelerin de başına belalar gelir. Onlar belayla nurlanıyorlar ve belayla güzelleşiyorlar. Aşığın vasfıdır zaten. Yağmur gibi bela yağar maşa. O yüzden aşıktır. Yoksa bambaşka bir şey olur o. Değil mi? Yani filler, sığırlar mesela farkına varmaz aşkın. İnsan aşkın farkına varır, bilir. Allah'ın en beğendiği nimetlerdendir aşk. Yani dünyanın kanunudur. Yani temel kanunlarındandır. Yani dünyada Allah'ın süsüdür aşk. Onun için de çile gerekir, zorluk gerekir. Keyif, zevk içerisinde bunlar olmaz.
Dolayısıyla Mehdi'yi arayanlar belayı arayarak Mehdi'yi bulacaktır. O şekilde bulabilirler. Hazreti İsa'yı arayanlar da belayı arayarak Hazreti İsa'yı bulabilirler. Öyle yani Hazreti İsa'nın karşısına gelecekler. Sürekli ölüleri diriltecek. Böyle rüya alemi gibi olacak. Öyle değildir. Hazreti Yahya yardım ediyordu Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Feci şekilde şehit ettiler. Hazreti Yahya'yı. Değil mi? Tabii. Başını kestiler ve feci şekilde şehit ettiler. Talebelerini de perişan ettiler. Bayağı çile çektiler. Defalarca hapsedildi talebeler. Zaten Hazreti İsa diyor İncil'de, benim ismimden dolayı diyor, sürekli başınız belaya girecek diyor. Benim adımı ağzınıza aldığınız müddetçe diyor, belaya gireceksiniz diyor. O yüzden zaten havari oluyor onlar. Mehdi talebelerinde 313 kişi olmasının nedeni odur. Yoksa adam babasının ayrı keyfinin peşinde, anasının ayrı çıkarının peşinde, kardeşlerini düşünüyor, işini düşünüyor, yarım kalmasından korktuğu ticaretini düşünüyor, abisini, işte dayısını, amcasını düşünüyor, aşiretinin bütün mensuplarını düşünüyor, evliliğini düşünüyor. Bütün bunların arasından Mehdi'yi arıyor. Olmadı o zaman yani. Sahabe devrinde Peygamberimizin aşıkları, 17-16 yaşında çocuklar vardı. Peygamber aşığıydı. Ya Resulullah dedi, biz seni seviyoruz, senin yanına gelmek istiyoruz. Biz Allah'a tabi olduk dediler. Müşrik ailelerine bunu söylediler. Ağızlarına, burnuna darmakeşan etti aileleri, darmadağın ettiler. Yani komaya sokma tarzında dövdüler. Yani öldüresiye dövdüler. Buna rağmen o çocuklar evden ayrıldı ve Hazreti Resulullah'ın peşinden ta Etiyopya'ya kadar gittiler. Bakın yürüyerek, Mekke, Medine neresi, Etiyopya neresi, yürüyerek gidiyorlar. Yolda it kopuk oluyor, çete oluyor, efendim vahşi hayvanlar var, efendim akla hayale gelmedik olaylar var. Geceli gündüzlü, ya ona ayak ne derece dayanabilir bir insan ayağı? Değil mi? Bünyesi ne derece dayanabilir? Bak, ama Allah o kuvveti veriyor. Ondan beraber geri gitti, oraya gittiler. Bir sefer de oradan geriye döndüler. Gerisin yeniden gelir Mekke. Mesela çekinip orada kalıp yaşamadılar. Mesela Peygamberimiz ben tamam burada peygamberim yayım demedi. Gerisin geriye geldiler, Mekke'ye geldiler. Bütün putları paramparça edip oraya girdiler. Böyle yiğitlik gerektiren bir sistemdir. Allah bunu beğeniyor. Dolayısıyla öyle Mehdiyet, Mehdiye zaten ilk selamun aleyküm dediğinde ilk belanın bir karşılaşırsın yani daha. Kapıdan girer girmez. Yağmur gibi yağacaktır. Senin işte hiçbir zorlukla karşılaşmayacağın bir ortam değil. Bir dakika son derece zorluklara karşılaşacağın bir ortamdır. Dolayısıyla Mehdi arayanlar eğer o yiğitlik dediğinse, o gücü bulamıyorlarsa bol bol kitap okusunlar. Yani kitap okusan kültürlerini, bilgilerini artırsınlar. Etrafındaki insanlara yardımcı olsunlar. Ama ben böyle tam anlamıyla delikanlıyım, Allah'ın aşığıyım, deli aşığım diyorsa Mehdi'yi Allah onlara böyle gün gibi göstertir. Yani en görmeyen göz bile görür. Yani görünmez diye bir şey yok. İsa Mesih de şu an faaliyet halinde. Yani yeter ki onun tam talibi olsun şahıs. Yani tam anlamıyla istesin. Değil mi? Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem'e Veysel Karani değil mi? Aşkla, muhabbetle istedi. Allah ona değil mi? O aşkı, o muhabbeti nasip etti. Çöllerde gezdi. Bir hır karşısıyla, bir efendim bir üstünde tek parça kıyafetle yüzlerce kilometre yol aldı yani. Değil mi Veysel Karani? İsteyen bulur. Ama Allah rızası için yapacak, aşkla yapacak.